Şimdi Mesut bizimle birlikte olacak. Mesut bize bir son dakika bilgisi veriyor. Çok önemli Eyvah. Bir transfer gelişmesi var. Evet geldi stüdyomuza. Mesut hemen senden alıyor son dakika gelişmesini. Evet, tekrar evet. Yayınlar. Şimdi son dakika haberiyle karşınıza geldik. Biliyorsunuz yayınımızın başında Bakambu'yla kulübünün sözleşmesinin feshi söz konusu var demiştim. Bakan bu sözleşmesini feshetti Al-Nassr ekibiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Dolayısıyla açıklanması artık an meselesi. Galatasaray'ın yani orada hücum, feshetmiş olması Galatasaray anlamına hayırlı mı olsun evet, diyebilir miyiz? Hayırlı olsun diyebiliriz. Çünkü Galatasaray zaten yani idarecide. Galatasaray için. İmza attığı anlamına geliyor yani. Evet benim için de bu. Bakan bu Galatasaray'da yani. Aynen çünkü Galatasaray Icardi'nin arkasına yani kabullenecek ikinci golcü olmayı kabullenecek bir golcü arıyordu. Bu da Bakan Mesut, bu oldu. Gomis'ten sonra ikinci kankan geldi. Büyük hayırlı ihtimal. Olsun. Yani, evet, evet Arapça biliyor mudur acaba? Öğretim. Öğrenmiş miydi? Peki sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bu arada ben tabii bir istihbarat almıştım hafta içi. Bu yabancı kuralının değişeceğiyle alakalı. Evet o enteresan bir bilgi. 8+3 büyük 3 büyük kulübü zorluyor. Peki özellikle transfer dönemi bittikten sonra kural değişirse ne işe yarayacak abi? Abi yok daha transfer dönemi daha yeni başladı ya. Ya olur mu canım? Ağustos'a geliyoruz artık. Fenerbahçe de artık Livakovic transferini gerçekleştirirse onlar da ciddi onlar bir da ciddi yerli bir sıkıntı yaşayacak. Fenerbahçe de artık 8+3 kuralının değişmesini benim istiyor. Benim aldığım istihbarat hem Fenerbahçe hem Galatasaray federasyon başkanını ikna etmiş. Yönetim kurulunda o da bu zaten kararı çıkıyor. Zaten federasyon başkanı olarak herkese bir mavi boncuk dağıtıyor. Evet, yeni sezonda yani 9+2 olarak yabancı kuralı güncellenecek. Ben bu haberi aldım. Ne olacak ya? Nasıl güncellenecek? Güncellenecek. 9+2 olacak. Ben yaptım oldu olacak. Tabii ki federasyon yine her türlü karar almaya dolarlar, etkisi Euro'lar, sahip. Yani istediği dakika alabilir federasyon. Biz de istiyoruz yıldız oyuncu gelsin ama kaliteli yıldız oyuncu gelsin. Yani oynayacak hani artık futbolcunun son dönemine gelmiş yıldız oyuncu değil. Icardi gibi gelecek işte takımı şampiyon yapacak. Bu arada Süper Kupa finalinin Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması. Bak, özel haberler geliyor Arda. Oynanması gereken Süper Kupa finalinin ertelenmesi söz konusu. Hı hı. Ertelenebilir çünkü iki takımın da Şampiyonlar Ligi ve ön eleme maçlarından sebep. Zaten açıklanmadı yeri ve saati. Mesela geçen seneki şeye baktım 30 Temmuz'da oynanmış Trabzon-Sivas maçı. Hı hı. Bu senelikte 11 Ağustos'ta başlıyor. Hı hı. Yani 10 Ağustos'un başında oynanması lazım. Temmuz'un sonlarına geliyoruz. Daha ne yeri belli ne saati belli. Federasyon onu devre arasında oynatma şeklinde bir fikir var. Henüz kesin değil ama Süper Kupa finalde sezona belki Süper Kupa finaliyle başlayamayabiliriz. O devre arasında ertelenebilir. Böyle bir istihbarat var. Böyle bir görüş var. O da bu hafta içerisinde açıklanır diye düşünüyorum. Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'nda kura çekimi var. Hı hı. Orada bu konuda konuşulur diye düşünüyorum. Peki iddia makamı başka bir şey söyleyecek mi? Yok devam edelim. Daha söylenecek çok şey var. Savcı gibi bayağı daha söylenecek çok şey var. Devam edelim. Gel yakalanın çorbacı da devam ederiz. Ne zaman peki? Şimdi